Hepinize merhaba arkadaşlar. Boostmasters kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yapacağımız projenin finali ne zaman olacak tam bilmiyoruz ama şu anda eskiden videosu da vardı. Komple revize ettiğimiz CC8'imizi bu sefer motor ve kupa olarak ayrıca revize edeceğiz. RB25 Det Neo motor koyacağız arkadaşlar, swaplayacağız. Orijinal şanzımanı birleştireceğiz. Komple kaportayı ya mavi ya kırmızıya döndürüp arabayı bitireceğiz. Hepsini size video çekeceğiz. Şimdi ufaktan roll cage'i sökerek başlıyoruz. Arabayı çıplak hale getirdikten sonra kupaya ayıracağız. Sonra motorunu ayıracağız. Herkese iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, şimdi arabanın eksik yerlerini birazcık göstereceğiz. Nerelerini yapacağız, neden söküyoruz arabayı komple. Şasesini, kaportasını ayırıyoruz, oraları göstereceğiz. Şu an zaten roll cage'imizi ayırdık artık. Mesela bu arabanın, buralar zaten eskiden de aslında bozuktu. Tabii biz buraları yine yapmıştık ama tabii yeniden patladı. Mesela buraya gel, mesela buralar. Buraların tabii hep çürüyen yerlere yeni sac yapılması gerekecek. Bir de zaten şu ön çamurluklarımız var. Kötü olan. Bunu da buralarını düzelteceğiz. Bakın buralarda kırıklar var. Buralar en önemli. Evet, genel bir kaporta bakımı gene. Şöyle bir içinden göstereyim. İçinde bir şeyimiz var mı? Çok yoktu. Şu an pislendi tabii. Tabii içi biraz sökerken daha pislendi. Bir motor içine. Aksesuarlar tam. Motor içine açalım. Evet, motor hakkında bilgi alalım. Arkadaşlar motor 4.2 litre orijinal Jeep motoru. Fakat bu 82 model olduğu için 82 model Jeep'lerde 110 beygir oluyor motor. Eksantrik farklı oluyor normal CC5 motorlarına göre. Bu aslında performanslı motor. Elektronik ateşlemesi var. Yarım elektronik ateşleme. Biz tabii headers'te yapmıştık bunu. Headers'ımız da var. Aşağı yukarı 100-110 beygir civarlarında bir makine şu an. Bu tabii bayağı bir eskidi. Bazı yerlerinden yağ çıktı falan artık. Yani artık zaman evet. Atmaya başladı. Makinenin değiştirme taraftarıyız. Motoru tamir edeceğiz tabii ama artık farklı bir motora geçeceğiz inşallah. Hem ya daha yeni nesil bir motor olacak, hem turbolu motor olacak, 6 silindir olacak. Evet. RB25 arkadaşlar, Skyline makinesi olacak. Zamanla beraber projeyi videolarla izleyeceğiz zaten sizlerle. Şimdilik anlatacağımız başka bir şey var mı Oğuzcuğum? Ya şimdilik anlatacağımız bir şey yok. But you're too far away, you're too far away to see the signs. So I'm stabbing at the sun till I'm dry. 'Cause I need to learn. Evet, şimdi roll cage'ini söktük arkadaşlar. Ufak ufak sökme işlemleri başladı. Arabanın kupayla şasaya ayıracağız. Tabi bunun için ilk önce ön elektrik tesisatı sökülecek. Motorla ilgili bağlantılar sökülecek. Tekerlekleri almadan direkt üzerinden kupayı alacağız. Kupayı alacağız ki arkadaşlar rahat çalışabilelim. İlk önce motoru oturtacağız şanzımanla üzerine. Ondan sonra kaportası dışarıda işlemi yapılan kupamızı motora birleşmiş şasenin üzerine oturtacağız arkadaşlar. Şimdilik daha söküm işlemindeyiz. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar, CC'yi sökmeye başladık. Onur da şu an gazı söküyor. Tehlikeli işi Onur'a verdik. Ben uzaktan seyrediyorum. Evet, şu anda tüpü sökeceğiz. Sonra ne yapacağız? Kupaya ayıracağız. Sonra ne yapacağız? Kupaya ayıracağız inşallah. Daha ondan sonrası var. Direksiyon var. Abi ayırıyoruz. Debriyaj var.
Olur. Hey. Şöyle şuraya da oturturalım bir. Bir dakika, ben tek tutmam lazım. Tek tutabileceğim mi oğlum? Ayıp ediyorsun. Geçmiş ne olsun. Artık arabamız tüpsüz abi. Bu kadar alan geldi. Şaseyle kupaya ayıracağız arkadaşlar. Kupayı direkt üzerinden alacağız. Şaseye bağlı hiçbir şey bırakmıyoruz kupayla şase arasında. Kaldırıp kupayı yere alacağız. Şaseyi direkt gözümüzün önüne açacağız. Şimdilik hedefimiz o. Aynen. Vay benim kardeşlerim ya. Adam... Vites konu çıkarıyoruz arkadaşlar. Kupayı bu kadar yukarı kaldıramayacağımız için daha rahat olsun, daha aşağıdan alalım diye. Yaklaşık kaç gündür bu işle uğraşıyoruz? Kanka arabaya başlayalı 3 mesai günü diyelim. 3 iş günü arabayla uğraştık. Bugün 3. gün hatta diyelim. Bir haftadır burada 3 gündür üzerinde çalışıyoruz. Beyler herkesin eline sağlık. Bir yerde de kırmadık değil mi? Yok. Her yer beton durdu. Ellerime bak ellerime. Ellerime bir yanaş. Allah aşkına. Üstüne oturdu. Sonra diyorlar... Evet arkadaşlar, şu anda şanzımanı indireceğiz. Onun için çalışmaya başladık. Onur şu anda arka şaftı söküyor, ıstavrozu söküyor. Sonra şanzımanı indireceğiz. Motoru yalnız bırakacağız. Hedefimiz o. Sonra motoru da indireceğiz. Orada hiç projeyi anlatmıyoruz. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Evet, ondan da biraz ince bahsedelim. Bu arabayı en son videomuz vardı zaten kanalda. 2 sene oldu. 3 sene oldu herhalde. 2,5-3 sene. Önce Mustafa'ya almıştık. Bir güzel toplamıştık, boyamıştık. Arabayı, orada da videosu var hatta. Orayı köşeye bir yere koyarız. Şimdi Yağız kardeşimizin araba. Yağız'a geçti. Bayağı oldu Yağız bu arabayı alalı. Üzerindeki ekipmanlarını toparladık. 1,5-2 senedir biniyor arabaya. Sürekli gündelik olarak biniyor arkadaşlar. Yani hatta değiştirdiğimiz parçalar da arkadaşlar bak, evet, videodan görünüyor. Mor beyaz amortisörler, evet, evet, şanzım. Boyalı bütün parçaları aslında biz değiştirdik. Videosunu o zaman çekmemiştik de muayeneden, Mustafa'dan Yağız'a satış yapabilmek için arabayı muayeneye soktuk. Muayenesi bitmişti. 28 tane ağır kusur yazdılar.
yani direksiyonundan yürüyene bütün her şeyine, akslarına, içindeki balatalarından frenlerin disklerine, her yerine, tekerlek rulmanlarına kadar. Sıfırdan bayağı para harcandı. 35'lik lastik alındı. Bir sürü aksesuar falan alındı kaportası için. Ama tabii hem kaporta eskidi, o zaman da güzel yapmamıştı. Çok mükemmel değildi. Şu anda sıfırdan hem kaporta hem motor. Motoru artık eskidi. Üzerine koy yapabileceğimiz orijinal bir motor. 15 bin, 20 bin arasında cidden güzel parçalar kullanarak topladığımızda, revize ettiğimizde 15 binleri buluyordu. Elimizde de RB25 Detneo makine var. Uygun olabileceğini düşündük ve bu arabaya şu anda RB25 swap yapma projesi içerisindeyiz. Çalışıyoruz bakalım.